Mısır'a gitmeden piramitleri gezmek mümkün. İnternet hızı sınırları zorluyor. New York sahnelerinde bir Türk oyunu. Başkent Washington'dan merhaba. Bu hafta yine Amerika ve dünyadan hayata dair yepyeni gelişmelerle karşınızdayız. Ben Ayşegül Simet. Gündemi sağlık haberleriyle açıyoruz. Çocuklara daha küçük yaşlarda erkek çocuklarının güçlü ve becerikli, kız çocuklarınınsa savunmasız ve iş hayatında kısıtlı oldukları mesajı verilir. Peki bu mesaj çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini nasıl etkiler? İşte bu soruya yanıt arayan yeni bir araştırma, ergenlik çağındaki gençlerin toplumdan ve ebeveynlerinden aldıkları mesajları inceliyor. Çocuklar nerede yaşarlarsa yaşasın, büyürken kendilerinden ne beklendiğini hemen öğrenir. Bu beklentiler dünyanın birçok ülkesinde çocukların cinsiyetlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu işe ilk başladığımızda ergenleri anlamaya çalışan hiçbir araştırma yoktu. Bunların genç çocuklar olduğu ve cinsiyete dayalı şiddete, cinsiyet mesajlarına, tecavüz ve benzeri şeylere yönlendirilmedikleri varsayılıyordu. Oysa biz dünyadaki gençlerin çok bilinçli olduklarını ve açık şekilde yönlendirildiklerini gördük. Erkekler güçlü olmaları gerektiğini ve yardım istemenin zayıflık olduğunu öğrenir. Ayrıca dünyayı keşfetmeye teşvik edilirler. Kızlara ise güzel ama sade görünmeleri ve ailelerini utandırmamak için erkeklerden uzak durmaları gerektiği mesajı verilir. Araştırmacılar ergenlerin zihinsel ve fiziksel sağlığına zarar verebilecek bu mesajların HIV, cinayet, intihar ve alkolizm riskini arttırdığını söylüyor. Uzmanlar 10 ila 14 yaş aralığındaki ergenler ve ebeveynleriyle görüşmüş. Görüşmeler Amerika dahil 15 ülkenin kırsal bölgelerinde yaşayan yoksul çocuklara odaklanmış. Yoksulluk her şeyi çok güçlü şekilde etkiliyor. Birçok toplumda yoksulluk, ergenlik çağına gelen erkeklerin okuldan alınıp işe verilmeleri anlamına geliyor. Kızlarsa okulu terk edip erkenden evleniyor. Eğer kızımı evde yük olarak görüyorsam ve evlenmeden önce kimseyle cinselliği yaşamasını istemiyorsam ne yaparım? Kızımı ergen olur olmaz okuldan alırım, çok sıkı bir kontrol altında tutar ve bir an önce evlenmesi için elimden geleni yaparım. Doktor ve öğretmen olmak istiyorlar. Cinsiyetleri ne olursa olsun kendilerine yüksek hedefler koyuyorlar ve bu hedeflere ulaşmak istiyorlar. Çin'de ise kızlar eğitimli ve kadınların %90'ı çalışıyor. Ancak kültürel normlar kariyerlerini sınırlandırabiliyor. Kadınlardan ev işlerinden sorumlu olmaları ve yaşlı aile büyüklerine bakmaları beklenirken erkekler bu yüklerden muaf tutuluyor. Kültürümüzde kadınların erkeklere itaat etmesi bekleniyor. Araştırma Dünya Sağlık Örgütü ve Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nin işbirliğiyle yapılmış. Dünya Sağlık Örgütü araştırma sonuçlarını kullanarak 15 yaş altındaki çocuklar için cinsiyetle ilgili yanlış öğretileri düzelten programlar geliştirmek istiyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika Ulusal Uyku Vakfı tarafından yapılan yeni bir araştırma, sürücülerin yarısından fazlasının uykulu araba kullandığını ortaya koydu. Devlet istatistikleri de Amerika'da meydana gelen yaklaşık 72 bin trafik kazasının ve 800 can kaybının uykulu araba kullanmaktan kaynaklandığını gösteriyor. Geliştirilen yeni bir teknoloji bu toplum sağlığı sorununun çözülmesine katkıda bulunabilir. İşte ayrıntılar. The North Wind and the Sun were disputing which was the stronger. Geliştirilen yeni bir sağlık teknolojisi sesinizdeki yorgunluğu algılıyor. Bir grup İngiliz bilim adamı, eğer insanların yorgunluğu seslerinden belli oluyorsa, sesteki yorgunluğu bilgisayarların da algılayabileceği fikriyle yola çıkmış. Bir kişinin sesini belli bir süre içinde defalarca kaydederek bir model oluşturmaya çalıştık. Bunu yaparken de bir gün içinde ses özelliklerinin çok ince değişiklikler gösterdiğini fark ettik. Zamanla ve birçok tekrardan sonra bilgisayar algoritması sesteki yorgunluğu %90 doğruluk payıyla algılayabilmiş. Sesteki küçük değişiklikleri algılayabilen ve bunları günün farklı saatlerinde yapılan ses kayıtlarıyla eşleştirebilen bir algoritma geliştirmeyi başardık. Eğer algılanan ses doğru zamanla eşleşmiyorsa, o zaman normalden daha az veya normalden daha fazla uyanıksınız demektir. Algoritmanın laboratuvar dışındaki gerçek dünya testleri de başarıyla geçmiş ve Peru'daki maden operatörleri üzerinde denenmiş. Bu teknoloji yorgunluğa bağlı kazaları önleyebilir. Araştırmalar maden kazalarının %65'inin yorgunluktan kaynaklandığını ortaya koyuyor. The goal is not to...
Amaç sürücülerin işlerini yapmalarını önlemek veya onları cezalandırmak değil. Sadece hem sürücünün hayatını korumak hem de aracın güvenliğini sağlamak. Trafik ve iş kazalarını önlemeyi hedefleyen bu teknolojinin önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Yapay solunum hayat kurtaran bir tıbbi yöntem ama kusursuz olduğu da söylenemez. Hastaların yeterli miktarda oksijen aldıklarından ya da gereğinden fazla oksijene maruz kalmadıklarından emin olmak son derece zor. Tıp teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde bu sorunun çözülmesi mümkün olabilir. Bu basit kuşak hastanın gövdesine küçük elektrik yükü veriyor. Elektrik yükü hissedilmeyecek kadar küçük. Ancak bilgisayar algoritmasından geçirildiğinde hastanın akciğerlerine ne kadar oksijen gittiğini net olarak ölçüyor. Mekanik solunum hayat kurtarabiliyor ama aynı zamanda bu fizyolojiye aykırı bir yöntem ve ikincil akciğer hasarına yol açabiliyor. Bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle kullanıldığında akciğerlere ne kadar oksijen gittiğini görmek mümkün. Solunumun bölgesel dağılımını ölçüyoruz. Her solukta akciğerlerin hangi bölgelerine hava eriştiğini görebiliyoruz. Bu veriler ışığında solunum cihazlarının akciğerlere zarar vermesi önlenebilir. Bir sonraki adım insanlar üzerindeki klinik deneyler olacak. Bu deneylerden elde edeceğimiz verilerle öncelikle eski sonuçları doğrulamaya, sonra ise bu yöntemin klinik ortamda rutin olarak kullanılabilecek hale getirilmesine çalışacağız. Bu teknoloji şimdiye kadar sadece domuz akciğerlerinde deneylere tabi tutuldu. Ancak uzmanlar geliştirdikleri algoritmanın tüm hastanelerde başucu teknolojisinin bir parçası haline gelmesini umuyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Gündem teknoloji dünyasından gelişmelerle devam ediyor. Dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen Mısır piramitlerini inceleyen Scan Pyramid adlı ekip, kısa süre önce çok önemli bir keşfe imza attı. Ekip, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Büyük Giza piramidinde büyük bir boşluk bulduklarını açıkladı. Boşluğun gizemi henüz çözülemedi. Ancak ekip teknolojinin ve sanal gerçeklik gözlüklerinin de yardımıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin Büyük Giza piramidinin derinliklerine inmesine olanak tanıyor. Büyük Giza piramidinin bu muhteşem manzarasını sadece şanslı birkaç kişi görebildi. Ancak Scan Pyramid ekibine göre bu yakında sıradan bir tecrübeye dönüşebilir. Et là on arrive grâce à cette technique. Bu teknik sayesinde Mısır'daki piramidin içine girebiliyoruz. Kurduğumuz sistemle birbirimizle konuşabiliyoruz. Sanal gerçeklik teknolojisindeki yenilikler artık yalnız olmadığınız, her zaman bir grupla hatta ailenizle birlikte olabilmeniz anlamına geliyor. Ve tabii ki gerçek bir piramidin içine de girebiliyorsunuz. Büyük Giza piramidindeki sanal gerçeklik turu özel bir görüntüleme teknolojisi sayesinde yapılıyor. Bu teknoloji tarihi mekanların geleceği olabilir. Sanal gerçeklik gözlükleri takan ziyaretçiler Büyük Piramid'in derinliklerini bir rehber eşliğinde geziyor. Scan piramitlerinin geliştirdiği yeni teknoloji, taşın içini görmemizi ve piramidi daha iyi tanımamızı sağlıyor. Piramit projesi, müon tomografisinin gelişmesine yardım etti. Bu teknoloji başka alanlara da uygulanabilir. Scan Pyramid ekibi X ışınları yerine kozmik miyon ışınlarıyla röntgen çekiyor. Kozmik miyon ışınları taş piramitler gibi yoğun cisimlere kolaylıkla sızabiliyor. Bu teknoloji sayesinde ekip Büyük Piramit'teki boşluğu keşfetmiş. Boşluk 30 metre uzunluğunda ve erişilemez durumda. Cette découverte, ce grand vide au-dessus de la grande galerie était Büyük piramitteki büyük boşluğun keşfi sürpriz oldu. Mart 2016'daki ilk miyon tomografilerinde Kral Odası'nı ve Büyük Galeri'yi gördük. Ancak Büyük Galeri'ye yatay bir çizgi belirdiğinde bunun önemli olabileceğini düşündük. Farklı teknikler kullanarak yaptığımız çalışmalar sonucunda bunun bir boşluk olduğundan emin olduk. Boşluk hala gizemini koruyor. Piramidin içinde çalışmak riskli. Zira yapı çok sağlam olsa bile zarar görebilir. Boşluğu incelemek için piramidin içinde sondaj yapma planları ise henüz gündemde değil. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Günümüz internet çağı ve artık kablosuz internet bağlantısı yani Wi-Fi olmadan adım bile atamaz hale geldik. Evlerde, iş yerlerinde, kafelerde, hastanelerde, akıllı telefonlarda, hatta bazı araba modellerinde bile Wi-Fi mevcut. Araştırmacılarsa Wi-Fi bağlantılarının hızını yükseltecek yeni gelişmelere imza atıyor. Ayrıntıları izliyoruz.
Hepimizin kullandığı kablosuz internet bağlantısı Wi-Fi, radyo dalgalarını kullanır. İnternet ağını kullanan herkesin aynı bant genişliğini kullanması ise en büyük sorundur. Mevcut kablosuz internet ağlarının sorunu tüm binada sadece tek anten olmasıdır. Bu anten tüm binaya internet hizmeti vermeye çalışır. Binadaki herkes aynı antene erişim sağlamak, dolayısıyla aynı anteni paylaşmak zorundadır. Yeni sistemse mekandaki alıcıdan yayılan farklı ışık hüzmelerini kullanıyor. Işık hüzmeleri o kadar odaklı ki ışınların önünü elinizle kesmeniz mümkün. Ancak her sinyal kişiye ait. Başkasıyla paylaşmaya gerek yok. Bu dalga boyu alıcının yerine göre konumlandırılıyor. Masa başındaki kullanıcıyı başka bir yere oturtmak isterseniz, kullanıcıya erişmesi için yeni bir dalga boyu göndermemiz gerekiyor. Her ışık hüzmesi aslında bir internet ağı. Kablosuz internet ağı Wi-Fi'ye alternatif başka bir sistem geliştirdik. Veri alışverişi için ışınları kullanıyoruz. Her ışın çok yüksek kapasiteli bir kanal işlevi görüyor. Fiber optik bağlantının kabloya ihtiyacı olmayanı gibi düşünebilirsiniz. Bu da şu anda kullandığımız Wi-Fi bağlantısının 300 katı yüksek bir hız anlamına geliyor. What we achieved up to this moment is 112. Şu anda saniyede 112 gigabit hıza erişmiş durumdayız. İçinde 5 gigabaytlık yüksek kaliteli video görüntüsü olan bir DVD'niz olduğunu düşünün. Bu 40 gigabit demektir. Bu DVD'lerin bir saniye içinde tek bir ışınla iletildiğini düşünebilirsiniz. Bu sistem hem düşük maliyetli hem de Wi-Fi bağlantısından daha güvenli. Çünkü ışınların aşırı derecede odaklı olması ağa siber saldırı düzenlenmesini engelliyor. Uzmanlar 5 yıl içinde bu teknolojinin yaygınlaşacağını tahmin ediyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Eğlenceli festivalleriyle tanınan Brezilya aslında dünyada en fazla cinayet işlenen ülkeler listesinde bulunuyor. 2015 yılında Brezilya'da 50 binden fazla kişi cinayete kurban gitti. Tehlikelerden kaçınmaya çalışan Brezilyalılarsa yeni bir cep telefonu uygulamasından faydalanıyor. Nüfusu 200 milyonun üzerindeki Brezilya'da her yıl 10 binlerce Brezilyalı öldürülüyor. Geçen yıl sadece Rio de Janeiro kentinde 5 bin kişi öldürüldü. Şiddet özellikle Rio gibi büyük kentlerde büyük kaygı yaratıyor. OTT gibi yeni uygulamalar kent sakinlerinin gördükleri veya duydukları tehlikelere karşı diğer vatandaşları uyarmalarını sağlıyor. Tehlikeleri rapor eden uygulama tehlike bölgelerini de harita üzerinde gösteriyor. Uygulama çok yardımcı oluyor. Çünkü sorun veya çatışma yaşanan yerlerden uzakta durmanıza yardımcı olan gerçek zamanlı bir uyarı sistemi söz konusu. Uygulamanın yaratıcıları her türlü platformda olayların görüntülü, sesli ve yazılı kayıtlarının yapılmasına da imkan sağlamak istemiş. Anlık kayıt yapılan bu ses kanalından diğer kanallara bilgi akışı sağlıyoruz. WhatsApp, Telegram, Instagram ve Facebook kullanıyoruz. Fogo Cruzado adlı başka bir uygulama ise Rio kentinin her yerinden suç verisi topluyor ve haritalama yapıyor. Çapraz ateş anlamına gelen Fogo Cruzado, kentin en tehlikeli yerleri hakkında insanları bilgilendirmeyi hedefliyor. Rio'da her gün kaza kurşununa denk gelme riskimiz var. Her zaman verdiğim örneklerden biri de okuldayken öldürülen Maria Eduarda'nın durumudur. Maria teneffüste avluya çıkmış. O sırada okul çevresinde bir polis operasyonu varmış ve Maria vurulmuş. Kamu sağlığı uzmanları siyasi ve ekonomik krizlerle mücadele eden Brezilya'da güvenlik durumunun yakın bir gelecekte düzelmesini beklemiyor. Yakın gelecekte kamu güvenliğinde bir iyileşme beklemiyorum. Rio de Janeiro kentinde ekonomik krizin körüklediği çok büyük bir siyasi kriz yaşanıyor. Gerekli bütçe olmadan yeni bir politika önerisi yapmak çok zor. Şu anda kamu güvenliği çalışanları zamanında maaş bile alamıyor. Brezilya'da kamu güvenliği sorunu çözülünceye kadar OTT ve Fogo Cruzado gibi uygulamalar vatandaşların tehlikelerden korunmasına yardımcı oluyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Çevre kirliliği sadece dünyamızda yaşanmıyor. Uzay istasyonundan fırlamış bir çekiçten atmosferde yapılan nükleer denemelere, uzayda insanların yol açtığı kirlilik uzay araçlarına zarar verebilecek boyutlarda. Ancak asıl tehlike Van Allen adlı radyasyon kuşağından gelen katil elektronlar. Araştırmacılar uydulara zarar veren bu elektronları mercek altına aldı.
İnsanoğlu atmosfer dışında da kirliliğin kaynağı olmaya devam ediyor. Uzay bilimci Dan Baker bu haritada görülen her noktanın hızla hareket eden uzay çöpleri olduğunu söylüyor. Bu uzaya fırlatılan roketlerden sıyrılmış boya parçası gibi çok küçük cisimler olabilir. Bu enkazı daha fazla soruna yol açmadan nasıl etkili bir şekilde ortadan kaldıracağımızın yollarını arıyoruz. Uzaydaki daha büyük tehlike doğadan geliyor. O da yeryüzünden binlerce kilometre yüksekten Van Allen isimli radyasyon kuşağından gelen katil elektronlar. Bunların uzay aracı için çok büyük tehlike arz ettiğini gördük. Bu elektronlar atmosferde yapılan nükleer denemelerden de gelebiliyor. There were nuclear explosions that put huge amounts of radiation into space. 1960'larda birçok uyduya zarar veren nükleer patlamalar oluyordu. Eğer bu patlamalar bugün uzaydaki 1400'ün üzerindeki uydunun bulunduğu bir ortamda olsaydı çok ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Küresel anlaşmalar atmosferde nükleer denemeler yapılmasını yasaklıyor ancak uzman yine de endişeli. For example, North Korea and others that Kuzey Kore gibi bu anlaşmalara uymayan, bunu modern teknolojiye kafa tutma yöntemi olarak gören ülkeler var. Uzmanlar, katil elektronların modern uzay araçlarına ulaşmasını önlemek için Van Allen kuşağında dolaşan uydulara ağır zırhlar yerleştirdi. Alçak yörüngede seyreden uzay araçlarının buna ihtiyacı yok. Zira Van Allen kuşağının hemen altında bulunan katil elektronlar ani şekilde durabiliyor. Bu bir şekilde Kaptan Kirk'ün Yıldız Savaşları'nda bahsettiği uzay kalkanlarına benziyor. Baker'ın ekibi katil elektronları askeri denizaltıların gönderdiği radyo dalgalarının durdurduğunu fark etti. Denizaltılardan gelen radyo dalgalarının bu kadar yükseğe ulaşabildiği de böylece ortaya çıktı. Bu dalgalar Van Allen kuşağının iç kısmını adeta fırçalayarak dağıtıyor. Baker, radyo dalgalarının oluşturduğu bu kirliliğin faydalı olduğu görüşünde. Berkeley, Kaliforniya uzay bilimleri araştırmacısı John Bunnell da buna katılıyor. Gelecekte bize robotlar ve insanlarla güneş sisteminden daha fazlasını keşfetmemizi sağlayacak büyüleyici bir teknoloji. Bunnell'a göre bu yıldız savaşlarındaki gibi uzay kalkanları yapılabileceği anlamına gelmiyor. Ancak bu keşifler yeni teknolojilerin kapılarını aralayabilir. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Gündemin sonunda bir söyleşimiz var. 1997'den beri Amerika'da tiyatro kariyerini sürdüren Ayşe Erlek'in yazıp yönettiği Matruşka isimli tiyatro oyunu New York'ta tiyatro severlerle buluştu. Türk-Amerikan Cemiyeti tarafından bu yıl Ay ve Yıldız projesi için seçilen Matruşka, Erlek'in başarılı kariyerinin son halkası. Erlek hem Matruşka'nın ardındaki hikayeyi hem de başlattığı göçmen sanatçıları korumaya yönelik yeni projeyi New York'ta Amerika'nın Sesinden Aslı Pelit'e anlattı. Ayşe Erlek'in tiyatro macerası çocukluk yıllarında sahne tozunu yuttuğu bale dersleriyle başlamış. Fakat aslında ABD'ye çocuk bakıcısı olarak gelmesiyle kariyer haline dönüşmüş. Ben hep drama okumak istemişimdir ve bir şansım oldu buraya çocuk bakıcısı olarak gelip buradaki okula giderken. Aile sizin okulunuzun parasını ödüyordu o zamanlar. 97'den bahsediyoruz. Şu anda oluyor mu bilmiyorum ama. Ve o şekilde Boston'a geldim. Harvard'a başvurdum, interview'e girdim, dedim yani en kötü ihtimalle ne diyecekler, hayır diyecekler. Öyle olunca bir 20 gün falan bekledim, dedim herhalde olmadı. Bir telefon geldi, dediler bizim iki tane yerimiz açıldı ve biz sizi çok beğendik, gelir misiniz? Evet, gelirim. Eldek, Harvard'daki eğitiminin ardından New York'a gelmiş. Los Angeles'tan bahsettiğiniz zaman sadece film ve televizyon düşünürsünüz. Fakat tiyatronun esas kaynağı, merkezi New York. Çünkü yapabiliyorsunuz her şeyi. Yani yapamayacağınız hiçbir şey yok. Her şey mümkün. Öyle olunca da New York beni çok çekti. Yani başka bir yerde olmak istemedim. Olamam da zaten. Kesinlikle buradaki o hızı istiyorum. Ne kadar çok yorsa da çoğu insanı beni yormuyor.
Kariyerinin çoğunu oyuncu olarak geçiren Eldek, yönetme hayalini de Matruşka adlı oyunla gerçekleştirmiş. Türk-Amerikan Cemiyeti'nin açtığı bursu kazanan proje, Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılmış ve Eldek tarafından sahneye uyarlanmış. Sevgili Tuncer Cücenoğlu Matruşkası bir aşk hikayesi, entrikalar. O matruşka bebeğinin biliyorsunuz bir içinden başka bir küçükleri çıkar, bir dolu çıkar falan, sürpriz gibi. Yani bu ilişkide de sürekli sürprizler çıkıyor. İntrikalar çıkıyor ortaya. Ve bir komedi. Ben de bunu bir şekilde değiştirdim. Araya başka küçük tatlılıklar kattım Tuncer Bey'in de izniyle. Ve çok tatlı bir şey çıktı ortaya. Ve Amerikalı oyuncularımız, bizim repertuarımızda yıllardır bizim oyunlarımızı yapan sevgili Melissa Roth oynuyor. 20 senedir tanıdığım Mike Rush oynuyor. Ve ben bu sefer yönettim, yönetmeye karar verdim ve çok da eğlenceli oldu. Çok hoş bir eser çıktı. Turkish American Repertory Theater bağımsız ve yavaş yavaş adı duyulan bir tiyatro grubu. Eldek seyirciler tarafından daha önce bilinmemesine rağmen sergilenen oyunun New Yorklu izleyicilerin beğenisini kazandığını belirtiyor. Eldek'e göre izleyiciler daha tanımamalarına rağmen Orta Doğu kültürünün izlerini taşıyan Matruşka'nın konusundan da etkilenmiş. İlgi çok enteresandı çünkü tabii bu daha önce hiç görmedikleri yeni bir oyun. Ve biz tabii bağımsız bir tiyatroyuz. Yavaş yavaş büyüyoruz. Zamanla daha da büyüyeceğiz inşallah. Ve onların hiç daha önce görmedikleri değişik bir kültürden gelen bir oyun. Fakat Tuncer Cücenoğlu'nun oyunları her yerde olabilecek türde yazmış. Yani bu Amerikalı bir çift de olabilir, bir Türk çift de olabilir. Yani her yere spontane bir şekilde geçebilecek türde oyunlar yapmış. O yüzden çok rahat ve çok da güzel şeyler aldık, sözler aldık oyun sonrasında. Herkes çok beğendi. Ve bu şekilde beklediklerini zannetmiyorlardı ve birdenbire böyle seyirci çıktığı zaman yüzlerindeki o çok enteresan ve gerçekten çok güzel bir şeydi diyerek çıktıkları zaman diyorsunuz ki demek ki ben doğru bir şey yapmışım. Ayşe Eldek ve Turkish American Repertory Theater sadece sergiledikleri eserlerle değil, göçmen sanatçıları destekleyen Immigration Art Coalition, yani Göçmen Sanatçılar Koalisyonu'nun da kurucularından birisi. Göçmen sanatçılardan oluşan grubu kurmaya veren oyuncuların başını çeken Eldek, son dönemlerde göçmenlik ve göçmen sanatçıların yaşadığı stres ve zorlukları ortadan biraz kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şunu da eklemek istiyorum. Turkish American Repertory Theater, Immigration Art Coalition'ın da lider kurucularından biri oldu. Göçmen sanat kuruluşu olmaya, o şekilde bir grup kurmaya karar verdik. Özellikle şu aralar göçmenlerle olan, göçmen artistlerin yaşadığı stresler, onların yaşadığı zorlukları da ortadan birazcık daha kaldırmak, onları biraz daha rahatlatmak için böyle bir şeye karar verdik. Davet edilmiştik Göçmen Sanat Summit'ine ve orada böyle bir konuşma oldu kapalı kapılar arkasında. Bütün hükümet görevlileri bir tarafta, bizim gibi bağımsız küçük tiyatrolar bir tarafta. Sordular ne yapabiliriz? Yani elimi kaldırdım, şöyle bir şey yapabiliriz. Şu anda hepimiz bu masada otururken böyle bir şey kurabiliriz. Yarın değil ama şu anda yapmamız lazım. Çünkü yarın çok geç olacak. Ve o anda böyle bir şey yaptık. John Leguizamo da oradaydı. O da buna çok destek veriyor. Ve önümüzdeki ay içerisinde de gerçekten bunu bir kurallarıyla, her şeyiyle, web sitesiyle ortaya da koyacağız. Ve bu şekilde bir adım daha önde olmuş olacağız. Bir Türk tiyatrosu olarak çok gururla bunu söylemek isterim. Aralarında John Leguizamo'nun da bulunduğu grup bu yeni inisiyatifi en kısa zamanda başlatmayı planlıyor. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York. Gündemden bu hafta da aktaracaklarımız böyleydi. Amerika'nın Sesi'nin tüm yayınları ve haberlerine internette amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya yepyeni gelişmelerle karşınızda oluncaya dek mutlu kalın.